Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İlkay Yılmaz. Hoş geldiniz İlkay. Merhaba, hoş bulduk. Evet, ben yine her zaman olduğu gibi konuğumuzu kısaca size tanıtarak başlayacağım. İlkay Yılmaz, doktora tezine dayanan serseri, anarşist ve fesadın peşinde, 2. Abdülhamit dönemi güvenlik politikaları ekseninde mürur tezkereleri, pasaportlar ve otel kayıtları adlı kitabın yazarıdır. Daha önce İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Yılmaz, araştırmalarına Berlin'deki Modern Doğu Araştırmaları Merkezi'nde devam etti. Şu anda Berlin Özgür Üniversitesi Modern Tarih bölümünde kıdemli araştırmacı olarak hem kendi projesini yürütüyor hem de dersler veriyor. Güvenlik ve göç kontrolü tarihi üzerine uluslararası makaleleri var. Bugün İlkay Yılmaz'la birlikte 2. Abdülhamit dönemindeki güvenlik politikalarından bahsedeceğiz. Ve tabii ki güvenlik politikası dediğimiz zaman da hemen aklımıza işte kamu düzeni ve bunun şehir ve imparatorlukta bağlantısı geliyor. Yani 19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul'un güvenliğine ilişkin bu 2. Abdülhamit döneminde ne tür politikalar vardı? Merhaba, tekrar teşekkürler bu davet için. Şu 2. Abdülhamit dönemi esasında bildiğiniz gibi çok politize olmuş bir dönem ve özellikle bu güvenlik meselesine ilişkin 2. Abdülhamit'e yakıştırılan bir takım sıfatlar, bunların bazıları tırnak içinde iyicil, bazıları kötücül sıfatlar hani çokça karşımıza çıkıyor. Ne bileyim işte mesela Ulu Hakan diyen bir görüş var 2. Abdülhamit'e. Kızıl Sultan diyen başka bir görüş var vesaire. Dolayısıyla bu tip meseleleri konuşmak 2. Abdülhamit dönemine ilişkin olarak biraz zor. Ama geriye dönüp baktığımızda yani tarihsel evraka baktığımızda, Osmanlı arşivlerine baktığımızda arşivler bu konuda aslında çok da konuşulmayan, gizli saklı tutulan bir sürü şeyi de içinde barındırıyor. Şimdi 2. Abdülhamit dönemi uzun bir dönem, 30 seneye varan bir dönem ve bu dönem boyunca çok fazla sayıda aslında bir hukuki değişikliği de görüyoruz. Modern devlete giden yolda aslında bu değişikliklerin yapıldığını da söylemek mümkün. Devletin görev alanının genişlediğini söylemek mümkün. Bununla bağlantılı olarak yeni idari mekanizmalar kurulduğunu, yeni bürolar kurulduğunu, tırnak içinde yeni bir bürokrasinin yavaş yavaş genişlediğini Tanzimat'la başlayan söylemek mümkün. Elbette ki güvenlik ve kamu düzeni alanında da bunun izlerini görüyoruz. Özellikle İstanbul için. Polis teşkilatında bir takım değişiklikler oluyor. Daha doğrusu modern anlamda bir polis teşkilatı kuruluyor. Yine birçok jandarmanın yeniden yapılanması için birçok değişikliği görüyoruz. Fakat bunlar yalnızca nasıl söyleyeyim İstanbul'un kamu düzeni ya da güvenliğiyle sınırlı olarak düşünülmüyor. Esasında imparatorluğun içinde bulunduğu bir uluslararası problemler yumağı var demek mümkün. Biraz şart meselesiyle yani Avrupa diplomasisinde şart meselesiyle de bağlantılı olarak. Ve karşımıza iki temel mesele çıkıyor. Makedonya meselesi yani Bulgar meselesi belki de bunu böyle de adlandırabiliriz. Diğer yandan da Ermeni meselesi, Doğu vilayetleri. Ve devamlı bu iki mesele üzerinden devamlı bir tehdit tehlike algısının geliştiğini söylemek mümkün Abdülhamit döneminde. Ve bu tehdit tehlike algısı yani uluslararası konjonktürün dayattığı demeyeyim ama uluslararası konjonktürün de içine doğan bir takım siyasi problemler var. Fakat bu problemlerin büyük bir kısmı esasında imparatorluğun kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan kendi problemleri. Fakat şunu yine görüyoruz. Daha önce görmezden geldiği mesela Doğu vilayetlerinde görmezden geldiği Ermeni halkına yönelik şiddet eylemleri, özellikle Kürt aşiretlerin bu şiddet sorununa ilişkin imparatorluk uzun bir süre bir cevap geliştirmekten aciz ya da bunu tercih etmiyor diyebiliriz. Bir yandan buna cevap verecek bir altyapısı, bir kapasitesi de yok. Ve bu ne zaman ki bu mesele uluslararası siyasetin bir konusu haline gelmeye başlıyor. O zaman bunu tırnak içinde güvenlik perspektifiyle masaya yatırıyor hükümet merkezi.
ve dolayısıyla imparatorluğun farklı coğrafyalarında güvenlik sorunu olarak tariflediği meseleleri doğal olarak İstanbul'a da bu şekilde taşıyor. Yani biz şunu görüyoruz özellikle 1890'lardan itibaren Ermeni sezonluk işçilerin, İstanbul'da çok sayıda Ermeni sezonluk işçi var. Bunların büyük bir kısmı hamallık mesleği yapıyor ya da işte duvar örgücülüğü yapıyor. Yani alt sınıf aklınıza gelebilecek birçok emek gerektiren işte aslında Ermeniler çalışıyor. Bunların birçoğu da Doğu vilayetlerinden gelen, 5-6 seneliğine İstanbul'da çalışmaya gelen göçmen işçiler. Ve bir anda biz bu hani Ermeni işçi nüfusun dönemin deyişiyle Ermeni amelelerin güvenlik politikaları uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Bunlarla ilgili özel kayıtlar tutulmaya başlanıyor. Şehre, kente geliş gidişleri kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yani İstanbul için her zaman aslında bir nüfus kontrolü var. İstanbul'a giriş çıkışlar her zaman krizli dönemde de öyle kontrol altına alınmaya çalışılır. Ama bu özellikle Ermenilere yönelik ve Bulgarlara yönelik, Bulgar sezonluk işçiler için de aynı şey geçerli. Özel defterler tutulmaya başladığını söylemek mümkün. Ve yine bu gruplara özel olarak bir takım yasaklamalar ya da farklı tür denetim mekanizmaları ortaya çıkıyor. Elbette bunu yaparken bir takım modern teknikleri geleneksel diyebileceğimiz ya da önceki döneme dair diyebileceğimiz tekniklerle birlikte kullanıyor. Tırnak içinde kent güvenliğini sağlamak için. Elbette ki devlet perspektifiyle, devlet merkezinin perspektifiyle bir kent güvenliği sağlamak için. Dolayısıyla biz hani önceki dönemde gördüğümüz mesela kefaleti müteselsile, yani geleneksel anlamda sosyal kontrolü, toplumsal kontrolü sağlanmaya çalışıldığı, onun için uygulanan daha doğrusu bir yöntem. Yani küçük bir yerleşim biriminde, bu köy olabilir, mahalle olabilir, nüfusun birbirine kefil olarak kontrol edilmeye çalışıldığı bir çerçeve söz konusu. Yani A kişisi B kişisine kefil oluyor, B kişisi C kişisine. Bu hem bu insanların, buradaki nüfusun vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi anlamında önemli görülüyor. Hem de herhangi biri bir suç işlediğinde ya da olduğu yeri terk ettiğinde, çünkü Osmanlı'da biliyorsunuz coğrafi hareketlilik her zaman kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Özellikle kırsal üretim anlamında. Dolayısıyla bunu da kontrol altına almak için bu yöntemi uyguluyor. Biz Abdülhamit dönemine geldiğimizde bu döneme baktığımızda kefalet müteselsile yönteminin hem uygulandığını görüyoruz hem de bunun artık modern kayıt alma teknikleriyle birlikte uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir anda bütün bir devlet altyapısını değiştiremediği için hani bir yandan nasıl söyleyeyim işte tezkere-i Osmani, yani bugünkü anlamda kimlik kartı diyebileceğimiz. Hani bir yandan tezkere-i Osmani hani evraklarının dolaşıma girdiği bir çerçeve var. Mürür tezkeresi, yani bizim iç pasaport dediğimiz içerideki imparatorluğun içindeki hareketliliği kontrol etmeye çalışan bir takım kayıt alma prosedürleri var. Bir yandan işte uluslararası pasaportlar kullanılıyor vesaire, ikametgah belgeleri falan. Ama bir yandan da hani bu şeyi de devam ettiriyor, bu kefalet yöntemini de devam ettiriyor. Çünkü hani hemen modern teknikleri her yerde aynı hızla, aynı beceriklilikle ya da aynı kapasiteyle uygulayamıyor. Dolayısıyla bir yandan hani bunlara baktığımızda da aslında bu evrakların uygulanmasının Avrupa'yla ve Rusya örneğiyle de paralellik taşıdığını söylemek mümkün. Dolayısıyla modern idari teknikleri aslında az çok eş zamanlı bir şekilde Avrupa ve Rusya coğrafyasıyla birlikte kullanıyor. Tabii bu dönem bir yandan da dediğim gibi hani şiddet probleminin olduğu bir dönem ve imparatorluğun taşrasında yaşanan hemen hemen her türlü problemin bir şekilde imparatorluk merkezinde, yani İstanbul'da da hissedildiğini söylemek mümkün. Mesela 1889'da Musa Bey olayı olarak bilinen bir vaka var. Musa Bey bir Kürt ağa diyebiliriz. Yani yağmaya dayalı bir ekonomi söz konusu ve saldırdığı Ermeni köylerinden birinden işte önde gelenlerden birinin kızını kaçırıyor vesaire, böyle karışık bir olaylar yumağı var. Ve şey görüyoruz biz, yani 1890'da kaçırılan genç kadının adı Gülizar. Gülizar'ın Ermeni bir kere önce taşradan merkeze gönderilen
dilekçeleri görüyoruz. Bu konuyla ilgili bir hak arama mücadelesi var. Sonra da 1890'da Kumkapı'da, Kumkapı Kilisesi'nde bir beyanname okunduğunu, bir bildiri okunduğunu bu konuda ve dolayısıyla bunun İstanbul'daki sezonluk işçileri harekete geçirdiğini ve Kumkapı olayı ya da Kumkapı nümayişi denen olayın olduğunu görüyoruz. Bir manifesto okunur ve sezonluk işçiler bir yürüyüşe geçerler. Ve bu tabii bunun yani İstanbul'da merkezde, imparatorluğun merkezinde olması hükümet açısından çok çok büyük ve sarsıcı bir olay. Ve özellikle bu Kumkapı olayından sonra yeni güvenlik önlemleri alındığını söylemek mümkün. Bunun peşi sıra demeyeyim ama yani 5 sene sonra 1895'te yine Doğu vinayetlerindeki reform talebiyle 500 imzalı bir dilekçe sunulmak üzere Babıali nümayişi, yani Babı Ali'ye doğru bir büyük yürüyüş yapıldığını görüyoruz. Şimdi burada yine baktığımızda o tırnak içinde modern polisiye teknikler ve yine kent güvenliği ve toplum polisi tırnak içinde teknikleri açısından baktığımızda kitlenin zaptiye ve süvari birlikleriyle dağıtılmaya çalışıldığını ilk önce görüyoruz. Bütün idari binaların çevresine asker koruması veriliyor. Yani askeri abluka altına alınıyorlar. Babıali yolu süvariler ve sıklaştırılmış zaptiye devriyesiyle güvenlik altına alınıyor. Bu arada tabii kitle büyük oranda dediğim gibi Ermeni sezonluk işçilerden oluşan kitle Babıali'ye giremiyor. Fakat arka sokaklara bu sefer yayılan bir hareketlilik söz konusu. Bugün aynı zamanda da Ermenilerin bir kutsal günü. Dolayısıyla kiliseler dolu ve bir bu itiş kakış arasında bir jandarma binbaşısı yaralanıyor, sonra ölüyor. Ve bu da kentteki Müslümanların Ermenilere saldırmasını tetikleyen bir olay olarak daha sonra karşımıza çıkacak. Fakat tabii ki nasıl söyleyeyim, baktığımızda hani bunu da polisin ya da jandarmanın engellemediğini söylemek mümkün. Fakat şöyle bir şey yapıyor. Bizim hani günümüz 1 Mayıs'larından ya da ne bileyim toplumsal eylemlerden, İstanbul'da daha doğrusu gerçekleşen ya da gerçekleştirmeye çalışan toplumsal eylemlerden, toplumsal muhalefet eylemlerinden aslında aşina olduğumuz bir şey var. Bir takım mahallelerden başka mahallelere ya da mahallere diyeyim geçişin engellenmeye çalışılması. Bunun için ilk yaptığı şey zaptiye nezaretinin Üsküdar, Tophane, Beyoğlu ve Fındıklı arasındaki geçişi engellemeye çalışmak. Bir yandan yine Anadolu yakasından İstanbul yakasına geçecek kayıkçıları engellemeye çalışmak, onların yolcu almasını engellemeye çalışmak. Ve hani bu evraklara baktığımızda hep şey diye geçiyor, İstanbul yakasına dışarıdan gelen Ermenilerin geçişinin engellenmesi. Ve bununla ilgili olarak da yine hani tıp kefaleti müteselsile de olduğu gibi mesela kayıkçıların taşıdıkları yolculardan sorumlu olması gibi bir düzenleme daha sonra karşımıza çıkacak. Bunu biz ticari gemiler için de görüyoruz. Ticari gemilerin mürettebatı özellikle kaptan başta olmak üzere, yani onlar arasında da bir hiyerarşi kurularak daha doğrusu. Onların da taşıdıkları, Osmanlı ülkesine taşıdıkları yolculardan sorumlu oldukları bir çerçeve. O zaman yani bütün bu şeyler, işte gösteriler, işte taşradaki ayaklanmaların şehre doğru gelmesi, işte geçiş izinleri, kayıkçıların sorumlu tutulması, yani Abdülhamit dönemine baktığımızda yani şehirde tehdit ve tehlike olarak algılananlar, işte göçmenler, işte biraz sonra bahsedeceğiz bu eylemleri organize eden anarşistler, hani tehdit ve tehlike dışarıdan gelen demek mi o zaman? Yani işte şey, o mesela Abdülhamit dönemi için şöyle söylemek mümkün. İçerideki her türlü talebi, özellikle bu gayrimüslim nüfustan geliyorsa, bir uluslararası komplonun parçası olarak okuyor. Dolayısıyla aslında çok basit bir adalet talebini, yani Doğu vilayetlerinden birinde, bir köyde, yani çok sayıda bu arada dilekçe vardır. Özellikle Tanzimat'tan itibaren. Hani Tanzimat'ında hani öyle bir tarafı var. Nasıl söyleyeyim? Şiddet olaylarını engelleyemese bile Tanzimat bürokrasisi ya da yapısı,
En azından yerellerden bir takım taleplerin merkeze gitmesinin önünü açan bir yapı kurmayı becermiştir. Hani çözüm sunamaz ama en azından biz Tanzimat'tan itibaren taşradan gelen sesleri okuyabiliriz Osmanlı arşivinde. Dolayısıyla aslında en basit adalet talebinin bile bir anda bir uluslararası komplo çerçevesi içinde okunduğu bir zihniyet yapısı. Ve bütün bu meseleleri birbirine bağlayarak da okuyan, ne bileyim Girit meselesi üstünden Balkanlara bakan ya da neyse Lübnan'da olanlar üzerinden Doğu vilayetlerini okuyan vesaire bir böyle hani bir güvenlik hafızasıyla birlikte gelen de bir yapı var. Dolayısıyla Abdülhamit döneminde belki şunu söylemek mümkün, çok güzel bir soru sordunuz aslında. Her zaman taşı ilk kim atıyor diye bakıyor. Bu taş niye atılıyor diye bakmıyor. Ve dolayısıyla her türlü meseleyi de kamu düzeniyle de güvenlik arasında bir ayrım olmasına rağmen kamu düzeni meselelerini de güvenlik meselesi olarak okuyor. Ve bu da nasıl söyleyeyim, bu da ciddi anlamda karşımıza bazı grupların marjinalleştirilmesi, güvenlikleştirilmesi, yaftalanması olarak uzun vadede karşımıza çıkacak. Yani işte hani Ermeni sezonluk işçilerden bahsediyoruz ya, bir noktadan sonra evraklarda şunu görüyoruz. Serseri ve anarşist Ermeniler, işte anarşist ve sefesat Ermeniler, fesat ve serseri Ermeniler. Yani hep çifti kullanım vardır zaten büyük oranda şeyde Osmanlı yazışmalarında. Fakat bunun bu kadar geniş kullanılıyor olması, yani en üst düzey bürokratik yazışmalardan en alt düzeye kadar gerçekten aslında nüfusun belli bir kesiminin kriminalize edildiğini de bize gösteriyor. Dolayısıyla bu ne demek? Bir yandan da aslında teker teker bireylerin, bir gruba ait bireylerin adalet talep etmelerini ya da barışçıl bir hayat talep etmelerini ya da can güvenlikleri tehlikede olduğunda hani bununla ilgili eyleme geçmelerini vesaire de engelleyen bir çerçeve olarak karşımıza çıkacak. Çünkü zaten yine uzun vadede düşman olarak yaftalanacaklar. Tabii bu belki hani şeyi de söylemek mümkün. Bu sadece tek başına Osmanlı'ya, Osmanlı coğrafyasına ilişkin bir şey de değil, durum da değil. Yani bu aslında kriminalize etme biçimi olarak konuşamadım. Yine Rusya ve Avrupa coğrafyasında da karşımıza çıkıyor. Elbette ki hani Osmanlı'nın kendi getirdiği bir takım söylemsel pratikler var ya da kendine özgü yaftalama biçimleri de var. Fakat her zaman olduğu gibi yani Osmanlı bürokrasisi ya da Osmanlı hükümeti her zaman gördüğü en ileri olarak tırnak içinde kodladığı tekniği alıp uygulamak konusunda çok beceriklidir. Çok esnektir. Ve o dönemde Avrupa'daki anti-anarşist önlemlerle her zaman bir diyalog içinde Osmanlı idari yapısı. Bundan kastım ne? Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren biz Rusya'da ve Avrupa'da eylemli propaganda aktivitelerini görmeye başlıyoruz. Eylemli propaganda ne? Aslında anarşist düşünce içinden çıkan bir tartışma, eylemli propaganda tartışması. Ve şöyle diyorlar, yani bildiriler yoluyla, basın yayın yoluyla, gazeteler yoluyla, toplantılar ya da mitingler yoluyla tamam evet insanlara ulaşabiliyoruz, propaganda az çok yapabiliyoruz fakat bu yeterli değil. İşte yoksulların, işçilerin vesaire durumu o kadar kötü ki bizim daha vurucu, daha çarpıcı eylemlerle sesimizi duyurmamız lazım. Bu eylemler içinde şiddet kullanılabilir. Dolayısıyla şiddet kullanımını meşrulaştıran, bunu bir propaganda yöntemi olarak kullanmayı ana hedef haline getiren bir tartışma var. Bu dediğim gibi büyük oranda anarşistlerin içinden çıkan bir anarşist düşüncenin içinden çıkan bir tartışma ve kendileri bunu terör eylemi olarak kavramsallaştırıyorlar. Tabii şey de çok ilginç, daha sonra hani devletlerin bu terör eylemi lafını pejoratif anlamda, yani anarşistlerin tersini pejoratif anlamda kullanması ve şimdi mesela günümüzde şiddet eylemlerini organize eden gruplar aslında çok terör
kullanmazlar kendileri yani. Şu an devletlerin yani o devletler sistemi içinde devletlerin kullandığı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Neyse dolayısıyla biz Rusya'dan başlayarak aslında bir takım eylemli propaganda faaliyetleri görmeye başlıyoruz. Bunlar neler? Bir takım devlet binalarının bombalanması, özellikle üst düzey bürokratlara ya da hanedan mensuplarına ilişkin suikast girişimleri. Bunların bir kısmı başarılı da oluyor bu arada. Şurada Abdülhamit'e yapılan suikast girişimi değil mi? Abdülhamit'e de evet. 1905'te Abdülhamit'e yönelik de bir suikast girişimi var. Başarıya ulaşamıyor ve fakat tabii çok inanılmaz bir örgütlenme ve çok büyük ses getiriyor. Onu anlatacağım şimdi birazdan. Dolayısıyla yani Avrupa'da aslında bu tip şiddet eylemleriyle çalkalanıyor vaziyette ve bunların en önemlisi Sisi olarak bilinen Avusturya Macaristan Kraliçesi Elizabeth'in bir İtalyan anarşist tarafından öldürülmesi. Bunun üzerine tabii bu çok büyük bir infial yaratıyor. Bu arada da yani Avrupa'daki eylemlerin birçoğuna baktığınızda aslında faillerin, bu şiddet eylemlerinin faillerinin İtalyan sezonluk işçiler olduğunu ya da İtalyan anarşistler olduğunu görüyoruz. İtalya hemen bir uluslararası konferans düzenliyor. 1898'de Roma'da bu işte toplumun anarşizme karşı korunması konferansı, anti-anarşist konferansı olarak da geçer literatürde. Ve bu konferansa Osmanlı Devleti de katılıyor. Üç tane şey gönderiyor, temsilci gönderiyor. Ve bu konferansta bir hani anarşist ya da anarşist eylem tanımı nasıl yapılacak? Hani bir bu tartışılıyor. Bir yandan da idari tedbirler. Yani bu tedbirlerin aslında standartize edilmesi. İşte pasaportların standartize edilmesi, pasaportlarla ilgili kuralların, otellerin, yani otel kayıtlarının, ondan sonra bir takım polisiye tekniklerin, mesela hani bu kişiler nasıl kayıt altına alınacak? Polisler arasında, farklı ülkelerin polis birimleri arasında iletişim nasıl sağlanacak? Aslında Interpol'ü önceleyen bir konferans. Ve işte fotoğraf teknikleri nasıl kullanılabilir bu insanları dosyalamaya çalışırken ya da bu insanların peşine düşürdüğünde vesaire gibi. Daha sonra 1904'te de bunun peşi sıra St. Petersburg'da yine bir protokol imzalanacak. Osmanlı bunun da parçası. Şimdi bu tekniklere baktığımızda, yani bu konferansta tartışılan tekniklere baktığımızda Osmanlı zaten bir kısmını hali hazırda kullanıyor durumda. Mesela porte parle denen suçluların ya da potansiyel tırnak içinde suçluların fotoğraflanması, bir takım ölçülerinin, aslında biraz hani bu ırk teorileriyle falan da el ele giden bir tartışma bu. İşte gözünün, ne bileyim, çenesinin, burnunun ölçüleri, kolunun ölçüleri vesaire, hani bunları alan, bunları kayıt altına alan bir teknik. Osmanlı zaten bunu o hali hazırda uyguluyor, uygulamaya çalışıyor ya da. Dolayısıyla özellikle İstanbul özelinde biz suçluların fotoğraflanmaya başladığını, dosyalanmaya başladığını görüyoruz. Dediğim gibi bütün bu meseleyi, yani bu anti-anarşist dalgayı aslında devletler arası bir anda Makedonya meselesi ve Ermeni meselesiyle de birlikte kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Abdülhamit suikastine gelecek olursak tabii dönem aslında hani Abdülhamit'e bir şeyle meşhurdur ya, çok sayıda istihbarat ajanının tırnak içinde olduğu, devamlı jurnallerin tutulduğu, özellikle İstanbul açısından. Ve fakat o kadar çok ihbar geliyor ki hangisini nasıl değerlendireceğini bilemeyen bir bürokrasiyle de karşı karşıyayız. Abdülhamit'e ilişkin, yani Abdülhamit'e bir suikast düzenleneceğine ilişkin daha önce de aslında bir takım şeyler var. Uyarılar ya da neyse, ihbarlar var. Fakat bunların birçoğu yalan ihbar. Ve yani Abdülhamit suikastinin bence en çarpıcı tarafı Bulgar, Ermeni ve hatta Roman devrimcilerin arasında kendi aralarında kurdukları network. Yani aslında bu bir nasıl söyleyeyim, hani İngilizcesiyle trans-imperial, yani imparatorluklar ötesi mi demek gerekir? Bir network'ün organizasyonu. Sınırlar ötesi belki, sınırları aşan. Evet, sınırları aşan, doğru. Evet. Sınırları aşan bir şekilde. Ve dolayısıyla hani çok dilli, çok nasıl söyleyeyim,
çok farklı backgroundlardan gelen, kadınların da içinde bulunduğu, bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum ben, kadınların da aktive olduğu, yani aktif olarak içinde yer aldıkları bir suikast girişimi. Ve suikast girişimin tahkikat raporuna baktığınızda, yani Cuma selamı sırasında bir arabada, Victoria tipi bir at arabasında, cehennem makinesi diyorlar hatta o patlayıcıya. Çok büyük sayıda patlayıcıyla oluşturulmuş bir şey var, düzenek var. Ve ciddi bir, hani kocaman bir çukur açarak vesaire ve hani çok sayıda yaralıya falan da sebep olarak bir şey. Bir eylem gerçekleştiriliyor. Fakat Abdülhamit ölmüyor. Bir şekilde kurtuluyor. Burada evet tahkikat raporunda biz şeyi görüyoruz. Yine bu yeni polisiye tekniklerden biri. Kullanılan ya da depolanan bombaların, patlayıcıların ya da silahların fotoğrafları. Bunların da fotoğrafları alınıp tasnifleniyor. Yine tahkikat raporunda çok ciddi kimyasal testlerin kullanıldığını araştırma, yani bu girişimin araştırılması sırasında yine görüyoruz. Bir bakıyoruz, gümrük kayıtlarının aktif olarak kullanıldığını, denetlendiğini, karşılaştırıldığını görüyoruz. Pasaportlar, otel kayıtları vesaire, yani İstanbul'da, yani İstanbul içinde kayıt altına alınabilecek hemen her şeyin kullanıldığını yine araştırma sırasında görüyoruz. Dolayısıyla tam da kendi dönemine uygun. Bir yandan hani Sherlock Holmes'un de dönemidir ya, yani hani çok okunduğu bir dönemdir. Siz daha iyi bilirsiniz çalışmanız vesilesiyle. Dolayısıyla aslında hakikaten o dönemin, yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında romanlarında da gördüğümüz birçok yöntemin Osmanlı polisi tarafından, özellikle İstanbul'un işin içine girdiğinde özellikle de daha titizlikle kullanıldığını, dosyalandığını ve uzun vadede de buna ilişkin hem bir idari hem de bir mantıksal tırnak içinde gelenek oluşturduğunu söylemek mümkün. Peki biraz bahsettik aslında, yani kayıt altına almak, yani bir yerden bir yere seyahat etmek, özellikle İstanbul'a gelmek çok da kolay olmasa gerek. Bunu nasıl kontrol altına alıyorlar bunları? Yani bu kayıtlar nasıl tutuluyor, nasıl oluyor bu işler? Ya aslında ideal tırnak içinde sistemle tabii ki hani gerçekte ki pratik farklı. Fakat önce şeyi anlatayım, hukukun çizdiği sınırları anlatayım isterseniz, ideal sistem derken yani hani ondan bahsediyorum biraz. Şimdi baktığımızda Abdülhamit döneminde hem iç pasaport, yani mürür tezkeresi dediğimiz şey var, hem de pasaport dediğimiz şey var. Dolayısıyla siz kendi köyünüzden çıkıp başka bir köye giderken yanınızda bu mürür tezkeresini taşımak zorundasınız. Bunu da almanın belli şartları var. Bir kere geçerli bir sebebiniz olması lazım. Yani gidiyorsunuz önce, yani geçerli bir sebebiniz varsa bununla birlikte bir de kendinize bir tür iyi hal kağıdı çıkarıyorsunuz. Bu aslında kefalet sisteminin nasıl söyleyeyim, biraz daha kağıda dökülmüş hali gibi ilmuhaber çıkartmanız gerekiyor. Bunu da ya olduğunuz yerin işte imamından, papazından ya da işte muhtarından vesaire ediniyorsunuz. Bir, sizin işte daha önce bir kriminal geçmişiniz olmaması, gerçekten geçerli bir nedenle seyahat ediyor olmanız ve bu seyahati de tırnak içinde kendi mali şeyinizle karşılayabiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla bu mürür tezkeresinde şey belirleniyor. Şimdi fotoğrafta bir var kullanılıyor ve fakat o kadar yaygın değil. Sizin kaşınızın gözünüzün nasıl olduğu, boyunuzun posunuzun nasıl olduğu vesaire de yazılıyor. Ve bu kayıt altına alınıyor. Pasaportlar için de benzeri bir şey var. Ama işte gerekli şeye gidiyorsunuz, idari birime gidiyorsunuz, bunu çıkarıyorsunuz, bir para ödüyorsunuz belki. Ama öncelikle sizin seyahatinizin tırnak içinde meşru bir seyahat olarak görülmesi lazım idari bürolarca. Fakat tabii biz bu bahsettiğim politik olaylar çerçevesinde bazı grupların seyahatlerine yönelik kısıtlamaların geldiğini de görüyoruz. Mesela Ermenilere yönelik defalarca, özellikle 1890'larda, özellikle de 94-96 katliamları ile birlikte ciddi anlamda seyahat kısıtlamaları var. Bir kere mesela Rus Ermenilerin ya da İran Ermenilerinin Osmanlı'ya girişi yasaklanıyor. Ya da eğer Ermeniler, Osmanlı Ermenisi bir kişi Osmanlı'yı terk edip
Mesela Rusya'ya biliyoruz ki sezonluk işçi olarak, tarım işçisi olarak giden bir Ermeni nüfus var. Aynı şekilde başka coğrafyalara da gidip gelen Ermeni nüfustan söz etmek mümkün. Eğer ki gittiyse bir daha geri gelmesini engelleyen bir takım düzenlemelerle karşılaşıyoruz. Bunları nasıl denetliyorlar? Bir dönem şöyle bir şey yapıyorlar. Pasaportların üzerine bu kişi bir daha Osmanlı topraklarına dönmemek üzere bu kişiye çıkış izni verilmiştir diye yazıyor mesela. Bazı durumlarda mesela Bulgarlar da şöyle bir şey yapıyor. Pasaportlarına eğer tehlikeli görüyorsa o kişiyi, oradaki memur, pasaportuna kırmızı mürekkeple Osmanlıca F harfi yazıyor. Yani onu ters yan yatırarak yazıyor. Dolayısıyla bu bir kod. Yani bu, nasıl söyleyeyim, evrakların da aslında kendi aralarında, yani idarenin kendi arasında iletişimi sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini de söylemek mümkün. Çünkü bunlar kanunda yazmıyor. Nizamla şeyde, yönetmeliklerde yazmıyor. Ve fakat uygulamada hep arada çıkan emirnameler üstünden biz bunları görüyoruz. Dolayısıyla ciddi anlamda bazı gruplara, yani bu yine güvenlikleştirdiği bazı kesimlere ilişkin bu tip uygulamaları var. Mesela Osmanlı'yı terk edip Amerika'ya gidecek Ermenilerden bir yandan da fotoğraf bırakmasını istiyor. Bu fotoğraflardan biri de yine Osmanlı arşivinden bu gördüğümüz fotoğraf. Bir aile fotoğrafı, çünkü dönem zaten fotoğraf kullanımının da tırnak içinde standartlaşmadığı bir dönem. Biz hani bazen aile, bu şekilde aile fotoğraflarını görüyoruz. Bu mesela ailece göç eden bir, nasıl söyleyeyim, bir aile göçünün fotoğrafı. Tek başına gidiyorsa mesela tek başına fotoğrafı var. Bunun için yine Osmanlı'nın özellikle rıhtımlarda fotoğrafçı görevlendirdiğini, genellikle hizmet alımı şeklinde bunu yapıyor. Bazen de çok ender olarak da bir memuruna bunu yaptırtıyor. Bir yandan hani bunu görüyoruz. Bir yandan da bazen aileler kendileri ellerinde bulunan bir fotoğrafı veriyorlar. Hani kendileri için çektirdikleri bir aile fotoğrafını teslim ediyorlar. Hani o bürokrasinin biraz daha hafiflemesi için herhalde. Dolayısıyla hani bu tabii ki nüfus politikalarıyla vesaire de birlikte düşünülmesi gereken bir şey, bir durum. Ama dediğim gibi, yani ilginç bir şekilde, daha doğrusu beklenmedik ya da alışılmadık ya da hani bizim çok da konuşmadığımız bir şekilde aslında Abdülhamit döneminde bütün bu modern idari tekniklerin, yani pasaport için fotoğraf kullanan ilk örneklerden biridir Osmanlı İmparatorluğu. Yani o dönemde Batı Avrupa'da bile bunu çok görmüyoruz. Dolayısıyla aslında o global eş zamanlılıkla, fakat kendi tırnak içinde idari tekniklerini, geçmişten getirdiği o imparatorluk mirasıyla getirdiği idari tekniklerini de birlikte kullanarak bir şey, yeni bir yapı aslında karşımıza çıkartıyor. Aslında bu anarşistler sadece hanedanlara ve ne bileyim padişahlara değil, dini liderlere de suikastler düzenleyebiliyor. Değil mi? Evet, evet, evet. Yani Ermeni hareketi içinde özellikle hükümete yakın durduğunu düşündükleri hem dini liderlere, yani bu patrik dahil bunun içine, hem bir takım üst düzey Ermeni bürokratlara yönelik de suikast girişimleri var. Mesela yine Ermeni patrikhanesinin papazlarından birine yönelik bir suikast girişimi var. Suikast girişimi başarısız oluyor. Ve sonrasında da bir grup Ermeni devrimci tutuklanıyor. Bunlar farklı coğrafyalardan aslında gelen, bir şekilde hani bu suikast girişiminin içinde yer almış kişiler. Ve biz yine tahkikat dosyasında şey görüyoruz. Bunların toplu halde fotoğraflandığını bu insanların ve bakın yanlarında da teker teker, yani hem kendilerine numara verilmiştir fotoğraf üstünde, numaralara göre de kendileriyle ilgili bilgilerin, yani bu olayla ilgileri, nerede doğdukları, yani nereli oldukları vesaire, mesleklerini falan içeren bilgilerin dosyalandığını da görüyoruz. Dolayısıyla şey, bu kayıt tutma teknolojileri anlamında dediğim gibi dönemin çok hani dönemin bütün yeni teknolojilerini takip eder vaziyette hareket ediyor Osmanlı bürokrasisi. Evet, hem takip ediyorlar hem de dünya ile eş zamanlı bir şekilde her şeyden de haberdarlar. Tabii bu çok gerçekten derin ve meraklı bir konu. Fakat programımızın sonuna geldik.
Siz son olarak ne söylemek istersiniz? Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Teşekkür ederim. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Yani Abdülhamit dönemi daha hani çok araştırmaya gebe bir dönem. Ve yeni açılan arşivlerde de her seferinde yeni bir şey karşımıza çıkıyor. Bu hani koronanın bir sürü olumsuz yanı olmakla birlikte olumlu yönlerinden biri mesela işte Amerika'nın Near East Collection yani NARA koleksiyonunu biz Türkiye'li araştırmacılar olarak görme fırsatı edindik. Dijital olarak bir dönem Türkiye'deki Millet Kütüphanesi üzerinden hani bunu takip eder hale geldik. Bir yandan İstanbul Üniversitesi'nin Abdülhamit dönemi albümlerinin yer aldığı bir koleksiyonu var. O dijital ve ona ulaşılabilir halde. Şimdi küçük bir şey başlattım ben Berlin'de. Yine özellikle bu fotoğraflar kullanılarak hani Osmanlı altyapı tarihine nasıl bakabiliriz diye biraz altyapının da şeyini açıp tanımını da genişletip dolayısıyla çok yeni, çok taze sorularla yeni çalışmalar karşımıza çıkıyor. Peki sizin çalışmanızı nereden takip edebiliriz? Nasıl takip edebiliriz? Ben şu an yani bu Berlin'de Trafoblog adıyla Trafoblog diye yazdığınızda Trafo Hypothesis diye yazdığınızda Google'da karşınıza çıkacak bir blog var. Orada hem benim yazdığım son yazıyı Osmanlı polis fotoğrafları üzerine yeni bir klasifikasyon önerisi gibi bir yazı yazdım. Bu fotoğrafları da kullanarak hem ona ulaşabilirsiniz hem de dediğim gibi bu konuda şimdi yeni bir yazı daha gelecek. Nurçin İleri değerli meslektaşımız onun bir yazısını koyacağız. Yine farklı temalar üzerinden 10 yazıya yakın bir dosya aslında geliyor. 2-3 haftada bir yeni yazı koymaya çalışıyoruz oraya. Takip ederseniz hani çok seviniriz. Hani bu şeyde tartışmayı da genişletmek adına bence önemli. Evet, biz de bunu takip edeceğiz. İzleyicilerimizin de takip edeceğine eminim ben. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim bu şansı verdiğiniz için. Daha nice programlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.